Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol içli, muhteşem bir keti tarifi hazırladım. Çok fazlası uğraştırmayacak ama bütün katları tek tek sayılacak ve içinde muhteşem içiyle beraber yiyen herkesin mutlaka da tarifini istediği bir lezzettir. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Ketemizin hamuru için 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, yoğurdun sulu olan kısmından kullandım. 2 adet yumurtanın akı, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke, sirke yoksa 1 yemek kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz ama her ikisi de yoksa hiç sorun değil. Alabildiği kadar un ilave edip yumuşak bir hamur yapıyoruz. Bu arada unu ilave ettikten hemen sonra 1,5 tatlı kaşığına yakın tuz ilave edip yoğurma işlemine başlıyorum. Ortalama 7-7,5 su bardağı kadar un kullandım ama un miktarı herkese farklılık gösterebilir. Hamurumu spatula ile birazcık yoğurduktan sonra birazcık daha un takviyesinde bulundum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine devam ettim. Çok güzel pürüzsüz bir hamur olana kadar tekrar yoğuruyorum. Bu arada kasenin içinde değil de masanın üstünde yoğurmak bana daha kolay geliyor. Bu yüzden kasemin içini iyice sıyırdıktan sonra masanın üstünde yoğurma işlemine devam ediyorum. Oldukça yumuşak ama ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur yaptım. Hamuru tekrar kaseye geri alıyorum. Üzerine streç filmiyle kapatıp iki misli kabarana kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumun üzerine temiz bir bez ile kapattıktan sonra dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi içini hazırlamaya başlayalım. Ben öncelikle yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullandım ama daha sonradan biraz daha sıvı yağ takviyesinde bulunmuştum. 4 su bardağına yakın un kullanıyorum. Ben bol içli sevdiğim için içini oldukça bol tuttum ama eğer daha az seviyorsanız un miktarını daha az kullanabilirsiniz. Sıvı yağ miktarı gözüme az geldi. Bu yüzden biraz daha ilave edip kavurma işlemine devam ediyorum. Ketenin içini bu defa tuzlu olarak hazırladım. Bu yüzden 1 çay kaşığından biraz daha az tuz ilave ettim ama eğer şekerli seviyorsanız tuz yerine ortalama yarım çay bardağı kadar toz şeker ilave edebilirsiniz. Aslında itiraf etmem gerekirse ben şekerliden yanayım ama misafirlerim için bu defa tuzlu olarak hazırladım. Unun rengi çok fazla değişmeden güzelce kavurdum ve bir kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Ortalama 1,5 saat kadar hamurumu dinlendirdim. Çok da güzel kabardı. Elimle fazla havasını alıp hamuru olduğu gibi masanın üzerine alıyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra 6 eşit parçaya kesiyorum. Hamuru 6 eşit parçaya kestikten sonra elimle yuvarlak bir form veriyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine temiz bir bez kapatıyorum ki bu sayede üzeri kabuk tutmasın. Ortalama 100 ya da 125 gram kadar tereyağını erittim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ile karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum. Şimdi artık hamurumuzun açma işlemine başlayalım. Açma işlemini sadece unla da yapabilirsiniz ama ben unun içine çok az nişasta da ilave edip un nişasta karışımıyla birlikte hamuru açılabildiği kadar merdane yardımıyla açtım. Bunun için oklavaya gerek yok. Merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. Bu kısımları sizler sıkılmayın diye biraz daha hızlandırarak gösteriyorum. Merdaneye yapışmaması için ara ara hamuru unluyorum. Bu arada yan tarafta da kızım küçücük merdanesiyle benden örnek alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor artık. Hamuru açtığınızda tam yuvarlak formda olmasına veya çok mükemmel açmanıza gerek yok.
Bakın gördüğünüz gibi şekli çok da mükemmel değil. Açabildiğim kadar açtım. Üzerine tereyağı sıvı yağ karışımı bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bu sayede ilk yufkamı açmış oldum. Bu bir kenarda beklesin. Hemen diğer taraftan yufkalarımı açmaya devam ediyorum. İkinci yufkayı da güzelce açtıktan sonra ilk açmış olduğum yağlı yufkanın üzerine alıyorum. İkinci yufkayı serdikten sonra tekrar üzerine sıvı yağ tereyağı karışımını sürüyorum. Özellikle bu işlemi fırçayla yapın ki çok aşırı yağlı olmasın. İkinci yufkadan sonra artık her katına hazırlamış olduğumuz İçini yufkanın her tarafına girecek şekilde serpiştiriyorum. Hatta elimle de güzelce düzeltiyorum. Geriye kalan diğer bezelerin hepsi bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Yufkaları açıyorum. Açtıktan sonra üzerine iç yerleştirdiğim diğer yufkaların üzerine yerleştiriyorum. Tekrar yağ gezdiriyorum ve tekrar iç malzemesinden serpiştiriyorum. Yani kısacası İki yufkadan sonra bütün yufkalara aynı işlemi uyguluyoruz. Bu kete tarifini Türkiye'de yeğenimle beraber yapmıştık ve inanılmaz derecede istek alan bir tarifti. Herkes çok beğendi. Bu yüzden ben de sizler için bu defa videolu olarak çektim. Bizim oranın keteleri zaten meşhurdur. Özellikle ablalarım ve yeğenim bu konuda gerçekten uzmandır diyebilirim. Ketelerinin üstüne tanımıyorum. Ben onların yanında çırak bile sayılmam. Zaten bu tarifini verdiğim kete de yeğenim Nurcan'ın tarifidir. Bütün bezelerin hepsini açtım, üst üste yerleştirdim. Son kalan içini de üzerine serpiştirdikten sonra hamurun bir ucundan başlayarak rulo yapıyorum. Her ne kadar uğraştırıcı gibi görünse de belki de keteler arasında en kolay tariflerden biridir. Çünkü bütün işlem neredeyse bu kadar diyebilirim. Kestikten sonra şekil veriyoruz ve tepsiye yerleştiriyoruz. Hamurdaki eşitliği biraz daha sağlamak için orta kısımlar çok kalın. Elimle biraz düzeltip her tarafın eşit olmasını sağladım. Ve bir bıçak veya kesme aparatı yardımıyla 8 eşit parçaya kesiyorum. Ketelerinizin boyutu tamamen size kalmış. Ben 8 parça yaptım ama daha küçük porsiyonluk olsun istiyorsanız daha küçük parçalara da kesebilirsiniz. Hamuru kesmiş olduğum her iki kısımdan da buruşturarak içe doğru katlıyorum ve elimle çok aşırı inceltmeden açıyorum. Diğer keteleri de uç kısmını içeriye doğru aldıktan sonra elimle açıyorum. İlk başta aslında çok böyle bastırarak açmanıza gerek yok. Biraz durdukça daha da kolay açılacaktır. Bu yüzden biraz açın, kenarda diğer ketelerin açma işlemine geçin. Daha sonra diğerlerinin üzerinden son bir kez daha elinize geçebilirsiniz. Hazırladığım keteleri yağlı kağıt serilmiş veya yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Bütün hepsini hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bez kapatıp ortalama 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Tepsi mayasını almış olan ketelerin üzerine önceden ayırdığım yumurtanın sarısını güzelce karıştırıp ketelerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 600 ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Türkiye'deki fırınların sıcaklığı çok yüksek oluyor genelde. Bu yüzden 180 derecede de pişirebilirsiniz. Ketelerim çok güzel kızardılar. Hemen fırından çıkartıyorum. İkinci tepsiyi de fırından çıkartıyorum ve bütün ketelerim hazır. İnanılmaz güzel oldular. Ne kadar güzel olduğunu, bütün katlarının nasıl belirgin olduğunu size yakından göstermek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bakın içinin bütün katları belirgin ve tüm katmanlarına kadar çok güzel bir şekilde pişmiş. Kesinlikle size lezzet garantisi veriyorum. İster tatlı yapın, ister tuzlu, her şekilde muhteşem oluyor. Yapılış aşamalarını izlediniz. Çok zahmetli bir kete değil. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, sadece biraz zaman ayırması gereken bir tarif. İnşallah tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Bu kısma kadar izlediyseniz de yoruma kalp bırakmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.